Herkese merhabalar, kanalıma, köşeme, kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Yine yoğun tempomda sizi ilk bulduğum fırsatta kafe köşelerinde ağırlıyorum. Hoş geldiniz, Nişantaşı sokaklarındasınız. Öncelikle son bölümle ilgili yorumlarımı iletsem mi iletmesem mi çok kararsız kaldım. Siz de 165 çek demişsiniz ama sizi çok özlediğim için ve son böyle kısaca bir yorumlarımı toparlamak için de bu videoyu çekmek istedim. Çok aşırı büyük olayların olmadığı bir bölümdü. Kiminiz çok sıkıldı, kiminizin içi kıyıldı. Ben de çok zevk almadım. Ama birkaç tane ekleyeceğim yorumum, hipotezim mevcut. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan... Ay bu arada ışık ne kadar güzel çıkıyormuş fon tarafımda. Ben burada bir reels çekeyim. Neyse hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan yargının son bölümüyle ilgili yorumlarım ve genel hipotezlerim gelsin. Arkadaşlar Derya ile Pars giderek birbirlerine aşık olup evlenecekler ve çok mutlu bir yuva kuracaklar gibi bir hissiyat arttı içimde. Dolayısıyla Derya'nın benim nazarımda şüpheli olan tarafı biraz güç kaybetmeye başladı. Umarım ben yanılırım da Pars savcım üzülmez ama günün sonunda Derya'da büyük planın bir parçası, bir piyonu çıkarsa da şaşırmayacaksınız. En azından ben alttan alta size bu fikre alıştırdım diye düşünüyorum. Şimdi Kapadokya'da başlayan çekim çok saçma bir anda tatile gittiler dedik hepimiz. Sonra Mardin'e de götür beni dediğinde şunu fark ettim. Şimdi bunu uluslararası satıyorlarsa diziyi Türkiye'nin turistik kalkınması için bir yatırım olarak görüp Kapadokya, Mardin gibi doğal kültürel yerlerimizi göstermek istemişlerdir. Ama bence Kapadokya'da olmaları gerçekten bu kadar kaos varken çok saçma bir detaydı. Belki tatile gitmek istediler, özlem duydular, senaryo ona göre esnettiler ama anlam veremedim. Çünkü orada Pars savcım, Eren komiser ve diğerleri büyük bir buhranın içindeyken bu kadar işkolik, işine aşık bir adam olan Ilgaz Savcı'nın bir iki günlüğüne de olsa uzaklaşması ve sürekli tatil boyunca baby kayalardan bahsetmesi tesadüf değil. Kapadokya'da temeli atılan bebeğimiz yapım aşamasında zigot tanesi olarak Ceylin'im onun içine düştü bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Merdan Deneli'nin bu bölümde çok çok fazla kamu spotu, yargı dağıtma sahnelerini izledim. O bölümler çok hoşuma gidiyor. Gerçekten de yargı kadar toplumsal mesajlara, olaylara, farkındalıklara yer veren başka diziler var mı bilmiyorum ama kadını şiddetten tutun da babalığın sadece parayla olmadığını, çocuklara zaman ayırması gerektiğini satır aralarında çok güzel mesajlar veriliyor. O yüzden bu tutumunu çok beğeniyorum senaristlerin. Buradan da Sema Hanımcığıma tekrar selamlar olsun. Geçen videoda unutmuşum. Kendisi benim her videomu izliyormuş yargıyla ilgili çok duyarlı bir senarist gerçekten. Hem dizisiyle alakalı hem de genel olup biten bütün yorumları elinden geldiğince takip etmesi onun ne kadar da işine aşık bir insan olduğunun göstergesi. Böyle güçlü, eğitimli kadınların çoğalması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Siz de bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olun diye başlıyorum. Ay bir olun abone falan, bir like, bir yorum atın arkadaşlar. Şimdi bak çöp adamı elim gitmiyor bir türlü ama çekeceğim. Daha böyle spiritüel, sizin sağlığınıza şifalandırıcı videolar çekiyorum. Theta Healing ile ilgili, Human Design ile ilgili videolarım gelecek. Dizileri de devam edeceğiz ama dizileri biraz saldım. Yalı Çapkın'ı izlemeye geri başlayacağım. Bir de Kızılcık Şerbeti'ne bakacağım. Bu üç diziyi artık takip ederiz. Camdaki Kız'da da babasıyla alakalı bir spoiler videosu çekeceğim. Bunları niye ben araya aldım bilmiyorum ama videonun sonunda kaçırıyorsunuz bu bilgileri diye. Ortada bahsedeyim dedi herhalde bilinçaltım. Neyse. Şimdi Niyekta ile Özgür'ün planını zaten hepimiz anlamıştık. Zaten spoilerlar da verildi. Özgür'ün telefonuna bu videoyu çekmesi sinsi düşünce sistemiyle ilgili beklenen sondu. O kanıtları daha sonrasında Ceylin'e ve ailesine karşı kullanacağını hepimiz biliyorduk. Ama Ceylin'e gidip de birini öldürmeni istiyorum vesaire dedikten sonra Ceylin'in birini öldürürsem bu sen olacaksın dediği sahnede ben yine bir ya subliminal mesaj ya da ters köşe olduğunu düşünüyorum. 6 ay sonra ölen kişi kim? Bunun kiminle ilgisi var? Ceylin kimin suçunu üstlendi? Bunlarla ilgili hipotezlerimde devam eden ve değişen hipotezlerimle birlikte birazdan karşınızda olacak. Gelelim Çetin'e. Çetin yani sansarlıktan daha büyük bir şey çıktı. Dolandırıcı. Neva'nın zaten ilk başta tatilde peşine takıldığında da o toplu paranın peşindeydi bence. Neva'nın da değil. Neva biraz bu hikayede yananlardan birisi oldu açıkçası. O paradan hala haber alınamaması, Çetin'in Neva'yı takip etmesi o parayı çalanın bence Çetin olduğunu gösteriyor. Çetin büyük bir dolandırıcı. Kiminle ne bağlantısı var bilmiyorum ama Çetin'in
Yekta ile bir bağlantısı. Gerçi Yekta dört koldan Ceylin'in Erguvan ailesini, Kaya ailesini bitirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Ama Çetin'in çok büyük büyük bir kukla olduğunu düşünmüyorum. Kendi ufak dünyasında dolandırıcılıklarla kendi düzenini döndürdüğünü düşünüyorum. Ve günün sonunda ailenle Çetin'in bu karşılaşmasından sonra belki büyük bir şeyler olacak. Ve Ceylin de belki bu suçlardan birini üstlenecek gibime geliyor. Yekta tabii ki ayağını dolanan herkesi ortadan kaldırma görevine sahipken Haluk Bey'in de başına o seri katil haberini yapan gazetecinin ölümüyle birlikte bir trajedi açtı. Suç Haluk Bey'in başına kalacak. Zaten fark ettiyseniz o gazetecinin arkasına Ilgaz Savcı'nın da görebileceği şekilde takip eden bir adam yerleştiriyor. Normalde böyle bir şey yapmaz ama Haluk sanki onu taktı. Daha sonrasında da elinde kanlarla son gören, ölüm anına şahit olan Haluk Bey olduğu için bütün ipler, oklar Haluk Bey'i gösterecek. Ama tüm bu olayların arkasındaki kumpasın, kötü planların, bütün her şeyin tetikleyicisinin Yekta olduğunu anladıklarında her şey de çözülmeye başlayacak artık yavaş yavaş diye bana öyle geliyor. Bu sezon bence final olmalı. Final olmazsa sakız gibi uzattıkları konular herkesi çok baydığı için eskisi kadar zevk almayacağız gibime geliyor. Nitekim ürün yerleştirmeler artık gerçekten yani o kadar Kapadokya'dan dönmüşsün, kaos var, Parla'nın katil olduğunu öğreniyorsun. Ilgaz'ın bunu öğrenme ihtimalini biliyorsun, sabah kalkıyorsun bir kutu, bir oyuncak. Orada başka bir şehrin ürün yerleştirmesi falan yani ya. Ürün yerleştirmelere ayıracağınız yaratıcılığı senaryoda bu son iki bölümdür kullansanız bence daha izlenesi olabilirdi. Şahsen ben son iki bölümdür izlerken yargıyı sıkılıyorum. Siz de benim yorumlarımı izlerken sıkılıyorsunuz da ne yapayım yani güzel bir şey var da ben yorumlamadım arkadaşlar. Bu arada şu konuda sizin de fikrinizi almak istiyorum. Şimdi Ceylin çok büyük arada kalmış yaşıyor. Evet. Ben de olsam bu arada Ceylin gibi davranırdım. Maalesef suç olduğunu bile bile yeğenime, aileme destek olmak için artık. Çünkü kimsenin psikolojisi normal değil. Ailen onu kendini öldürmekle tehdit ediyor. Annesi zaten gitti geliyor aklı yani. Babası pasif bir karakter. Parla'nın geleceği söz konusu çok naif bir kız. Panik atağı var derken hapse gitmesine gönlüm razı olmazdı. Bir de yani günün sonunda Ilgaz Savcı'm kendi babasının, kardeşinin ufak da olsa bir şeylerin örtbas etti. Tamam kendisi inanılmaz doğruluk, dürüstlük timsali bir insan. Ama bilmiyorum insanın canının kanının başına gelmeden de bu kadar kolay bir şekilde dürüst ol, adalet dağıtması bana çok ütopik geliyor. Çünkü gerçekten Ceylin'in gözündeki o çaresizliği ben hissettim ve ben de Parla'nın kaçmasına maalesef yardım ederdim gibime geldi. Ama karşılığında da artık Ilgaz'ın bir daha Ceylin'e güvenmesinin çok çok zor olacağını, belki de boşanma talebine kadar gideceğini ama Kapadokya'da temelleri atılan Baby Kaya'nın hatırı uğruna tekrar barışılacağını ve Yekta'nın bütün kumpaslarının açığa çıktıktan sonra aslında herkesin mahalle bir oyuna kurban gittiğinin anlaşılmasıyla birlikte Ilgaz'ın da Ceylin'in de ailelerin de birbirleriyle arası düzelecek. Merdan Dede'ye ev hapsi verilecek. Parla'ya meşru müdafadan dolayı hiçbir ceza almadan yırtacağı bir dava süreci olacak. Bak bunları hep hissediyorum. Zaten mantıken de böyle ilerlemesi lazım. Çünkü Parla orada kasten adamı öldürmedi. Meşru müdafaa yani elinde silahlı olan birini öldürmeye çalışan bir adam kafasına attı. Ölsün diye atmadı ki, etkisiz hale getirmek için attı. Yaşından geriye de yargılanmadan bence bu olaydan sıyrılacak. Merdan dedi son günlerinde ailesinin yanında olacak. Ve sonrasında arkadaşlar işte gelelim asıl hipotezim, ama ondan önce bakayım unuttuğum bir şeyler var mı? Bu arada Aylin ve Çetin'in de bu Çetin dolandırıcılığından sonra çok çok büyük arası açılacak ve belki de Aylin elinden bir kaza çıkacak. Çetin'i imha edecek. Sonra 6 ay sonra o suçu üstlenen Ceylin belki de ablasının suçunu üstlenecek. Ya da bir tek seni öldürürüm dediği Yekta'yı birisi öldürecek. Yine aileden birisi olacak. Belki de Ilgaz yapacak bunu. Ilgaz'ın suçunu üstlenecek. Ya da şu geliyor aklıma arkadaşlar. Ben Ilgaz'ı öldürmedim ki. Ben başka birini öldürdüm diyor ya Eren komisere. Gelelim asıl hipotezime. Şimdi burada bebeğin temelleri atıldı Kapadokya'da. Hamilelik süreci var. 1,5 ay sonra fark edecek Ceylin hamile olduğunu. Bir ay boyunca Ilgaz'la kanlı bıçaklı gibi olacak Ilgaz yüzünden. Daha sonra hamilelik haberiyle birlikte ve Yekta'nın suçlarının anlaşılmasıyla birlikte olay sakinleyecek. Ama bir şekilde bir şey olacak ve bebeği aldırmak zorunda kalacak.
Eren savcım oradan diyor ya, nasıl kıydın ya Ilgaz savcıma diyor. Çünkü Ilgaz çok fazla çocuk istiyor. Dolayısıyla Ceylin'in 6 ay sonraki öldürdüğün, ima ettiği kişi Ilgaz değil ama başka birini öldürdüğün kişi dediği kişi bence Baby Tolar'ı. Bak bu güzel tez. Sakın buna laf etmeyin. Benim aklım hep ya Yekta ya Ömer bu arada. Ömer kesinlikle ya Engin'le bağlantılı ya da Engin'in soyundan geldiği için bu kadar psikopat. Ama günün sonunda o Ömer'in Yekta'ya büyük bir zarar dokunacak ve belki de Ceylin'in savunucusu tarafında olacak, bilmiyorum ama Ömer'in gözü göz değil yani ve babasından nefret ettiğini net olarak hissediyorum. İntikam için gelmiş ama güçlerini kimle birleştirir o konuda da bir fikrim henüz yok. Yani daha doğrusu var da çok fazla opsiyon olduğu için, net düşünmediğim için şimdilik onlara girmeyeyim. Sizin fikirleriniz ne, yorumlarınız ne, merakla bekliyorum arkadaşlarım. Bu sırada beni özlerseniz Instagram'a, TikTok'a beklerim. Derdoloji yapıyoruz. YouTube'a artık biraz daha hem güncel hayat, eğitimsel, psikoloji, meditasyon bu tarz şeylerle hem de sevdiğim dizilerle devam ettireceğim. Ama geçen seneki kadar izlediğim dizi maalesef yok. Biraz nanaylar yani. Neler izliyorsunuz? Yalı Çapkın'ın ve Kızılcık Şerbet dışında bir yazın. Çöp Adam da bence çok tutmadı ama yine de bir teorilere bakıp anlatacağım size en kısa zamanda. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.